Herkese merhaba ben İngilizce öğretmeni Rabia Kahraman bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayı için yayınlamış olduğu ikinci çalışma paketinden ha neredeyiz Türkiye'nin güzide illerinden biri olan Sakarya'dayız şimdi Sakarya 10 tane soru yayınlamış sizler için öncelikle ilk soruya bakıyoruz maalesef biraz e, görüntü yani ikişerli yapmışlar. E, ama sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. İlk soruya bakalım. Şimdi demiş ki read the invitation and answer the questions one and two. Yani bir ve ikiyi şu aşağıdaki görsele göre yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hemen. E, görsel e, 30 traditional class party 30. geleneksel sınıf partisi demiş sanırım bu bir reunion partisi öncelikle birinci soruma bakalım daha sonrasında yukarı tekrar çıkacağız arkadaşlar Which of the following does not have an answer in the invitation above? Yukarı, yukarıdaki davetiyede aşağıdakilerden hangisinin bir cevabı yoktur? Şimdi A'ya bakalım. How can people get more information? İnsanlar daha fazla nasıl bilgi alabilir? Var. For more information contact Adam Walker demiş. A şıkkının cevabı var. B şıkkına bakıyorum. What should people do to join the event? Etkinliğe katılmak için insanlar ne yapmalı demiş. Bununla ilgili ee, ne demiş? If you can attend, eğer katılabilirsen sen de sen email. Bize bir email gönder demiş. Katılmak için email atmaları gerekiyor. Bunun da cevabı var. Where is the event? Etkinlik nerede? Nerede? The Lakefront Cafe. The Lakefront Cafe'de etkinliğin mekanı. What time will the party finish? Party saat kaçta bitecek? Şimdi saat 8 yani 8 p.m'de başlıyor ama bitiş saatini vermemiş. O yüzden cevabımız arkadaşlar denizli. Bir denizli. Geldim 2'ye. Which of the following is appropriate for refusing the invitation? Daveti reddetmek için hangi ifade demiş nedir? Uygundur. A. Hello, first thank you for organizing the class party. I'd love to come to the event. We can talk about our new lives. Hope to see you. Şimdi diyor ki ilk olarak organize etince için bu bir sınıf partisi teşekkür ediyorum. Gelmek isterim. Hem de yeni hayatlarımız hakkında konuşmuş oluruz. A da kabul ediyor. A gitti. B de thank you for your nice invitation. I am sorry but I can't attend the event. We are going on picnic on August 23. See you later. Sincerely, Maria. Şimdi ne diyor? Bu güzel davetin için teşekkür ediyorum ama üzgünüm katılamayacağım çünkü biz o gün pikniğe gideceğiz demiş. Reddediyor mu? Reddi diyor. Cevabım burada Bursa. C şıkkında thanks for inviting me. Beni davet için teşekkürler. It sounds awesome. Kulağım müthiş geliyor demiş. Bu da kabul ediyor. D de hi ya yeah, why not? Tabii neden olmasın? I will be too busy on August 23. Yani e, 23 Ağustos'ta çok meşgul olacağım. But I'd love to join the party. Ama partiye katılmak isterim. I can't miss it. Onu kaçıramam diyor. Yani burada bir iyi görüp hemen red diyor işte deyip de şakına lütfen atlamıyoruz arkadaşlar. Devamlı okumak önemli. Tamam. Cevap ne demiştik? İki de B şıkkı çıkıyor dedik. Ve geldim üçüncü soruya. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar demiş. Bakalım. Technology market. How can I help you? Teknoloji marketi nasıl yardımcı olabilirim? Hello, this is Harry Miller. Merhaba, ben Harry Miller. Last week I bought a mouse from your website. Geçen hafta sizin internet sitenizden bir mouse aldım. It doesn't working properly. Düzgün bir şekilde çalışmıyor. I want to change it with a new one. Yenisiyle değiştirmek istiyorum. I will check your information, Mr. Miller. Sizin diyor bilgilerinizi kontrol edeceğim bay Miller. I sorry I can't help you on the phone. Üzgünüm ama size diyor telefonda yardımcı olamayacağım demiş. Oh, I will write my problem. Peki ben o zaman problemimi yazacağım demiş. O halde sekreter ne demiş olabilir? A, I'll put you through to the headmaster. Sizi genel müdüre bağlıyorum. Konuşamıyorlar. Telefonda sanırım bir sıkıntı var, değil mi? O yüzden A olmaz. B. you should keep in touch with email. E-mail ile irtibat halinde kalmalısınız. Evet. C. Would you repeat that please? Could you repeat that please? Tekrarlar mısınız lütfen? Ee, yani yazacağım dediği için tekrarlar mısınız demesi burada mantıklı değil. I would like to leave a message. Mesaj bırakmak istiyorum. Yani sekretere mesaj bırakmak istiyorum demesi zaten uymuyor. Burada cevabımız 5 şıkkı e ile irtibatta kalmalısınız diyor. İrtibat kurmalısınız. E-mail'le de yazarım o zaman dediğine göre e ile uyuşuyor. Cevabım 3'te B şıkkı. Geldim 4'e. Which of the following completes conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar demiş. Does your son Tom get on well with his grandparents? E, ya diyor senin oğlun Tom büyük anne babasıyla iyi geçinebiliyor mu? Yes, Tom always respects to them. Evet, Tom her zaman onlara saygı duyar. However, fakat, I think he needs to blah blah. Ya fakat diyor, bence o nokta nokta ihtiyacı var demiş. You are right, haklısın. He can spend more time talking to his grandparents about them. E, haklısın diyor. E, bu konuları konuşarak yani büyük anne baba babasıyla daha fazla zaman geçirebilir demiş. O zaman ne gelebilir? Bence onun nokta nokta ihtiyacı var. Write comments on these topics. Bu konularda yorum yazma ihtiyacı var. Değil. Follow the latest news. Yani en son haberleri takip etme ihtiyacı var. Learn more about their experiences. Onların deneyimlerinden daha fazla öğrenmesi gerekiyor. Daha çok şey öğrenmesi gerekiyor. Evet olabilir çünkü büyük anne ve büyük baba bize ne öğretir? Değil mi? Yaşadıklarından dersler verirler, öğüt verirler. Be realistic about their future. Onların geleceğiyle alakalı daha gerçekçi olmalı yani D'de ne alaka diyebiliriz. Burada en uygun olan C şıkkı olacak, değil mi? Deneyimlerinden daha fazla öğrenmeli. Ve geldik 5'e. I am Teresa and I am 15 years old. I am from Ireland. Ben Teresa, 15 yaşındayım, İrlandalıyım. Today I'm writing about my daily routine. Bugün e, günlük rutinimle ilgili bir şeyler yazıyorum. On weekdays, hafta içleri, I wake up at 20 past 7. 7'ye 20 geçe uyanırım. I have a shower, duş alırım. And then I have breakfast. Sonra kahvaltı yaparım. I usually have a cup of coffee. Genellikle diyor, bir fincan kahve içerim. And toast for breakfast with my family. Ve ailemle ne yaparım? Kahvaltıda tost yerim. After school. Okuldan sonra I go shopping with my mom. Annemle alışverişe gideriz. It is my favorite routine. Bu benim favori rutinim. I usually don't have much homework. Genellikle çok ödevim olmaz. So I watch a film. Bu yüzden bir film izlerim. Or read a book at night. Ya da e, gece kitap okurum. I feel very tired and go to bed at 11. Ve çok yorulurum. Saat 11'de de yatağa giderim demiş. Şimdi terasa nokta nokta dediği için yukarıda anlattıklarına uygun olan bir ifadenin ardından gelmesi gerekiyor. A. like spending time with her mom. Annesiyle vakit geçirmekten keyif alıyor. Evet, alıyor. Bakın burada ne diyor? Uh, I go shopping with my mom. It is my favorite routine. Annemle alışverişe çıkıyoruz. Şey bu benim favori rutinim diyor. Evet, seviyor. O zaman cevap A şıkkı muhtemelen, değil mi? Evet. Diğer şıklara da bakalım ama. B. has a big breakfast at school can. Okul kantininde büyük bir kahvaltı yapar. Hayır, evde anne ve babasıyla yapıyor. Has no time for extra activities at night. Geceleri ekstra bir aktivite için zaman yok. Hayır film izliyor, kitap okuyor. Bakın değil mi? Watch film, read a book. Zamanı var. Feels energetic at the end of the day. Günün sonunda enerjik hisseder diyor. Ama bakın burada I feel very tired demiş. Çok yorgun hissederim demiş. E, bu da uymuyor. Cevabımız aşık. Geldim 6'ya. According to the conversation above. Yukarıdaki diyaloğa göre. Who makes a positive comment about the smartphone using? E, kim diyor? Akıllı telefon kullanımı ile ilgili olumlu bir yorumda bulunuyor. Olumlu yorum. Şimdi teacher soruyor. Hi kids. Selam gençler. Selam çocuklar. What are the advantages or disadvantages of using the smartphone? Akıllı telefon kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Jack diyor ki: Spending too much time looking at phone screen can be dangerous for your eyes. Telefonun ekranına uzun süre bakarak zaman geçirmek gözün için tehlikeli olabilir. Jack'in yorumu: Olumsuz. Çekli olanlar gitsin. B ve D şıkkı gitti. Donadayım. I think the mobile phone is very useful to connect with friends and it helps you not to feel alone. Bence diyor cep telefonları arkadaşlarla irtibat kurmak için çok faydalı ve onlar senin yalnız hissetmemene yardımcı olur diyor. Dona ne yapıyor yani? Olumlu bir yorum yapıyor. C şıkkında Dona yok. C şıkkı gitti. Cevabım A. Dona and Terry olumlu yorum yapıyor arkadaşlar. Terry'nin ifadesi şu. You can ask for help using your smartphone when you're in danger. Yani tehlike anında diyor. Telefonunu kullanarak yardım isteyebilirsin diyor. O yüzden dona Terry olumlu yorum yapıyor. A şıkkı doğru. Ve geldim 7'ye. According to the visuals above, yukarıdaki görsellere göre which of the following is not one of the steps of making pizza? Hmm. Pizza yapmanın adımlarından birisi değildir demiş aşağıdakiler. Yukarıdaki görsele dikkat edeceğiz ama. A. Roll out the dough into a round shape. Yuvarlak bir şekilde hamuru aç demiş. Evet 1. Görsel oluyor. 2. Spread tomato sauce on the dough. Hamurun üzerine domatesli bir sos sür oluyor. C. Put two teaspoons of oil into a pan. Tavaya 2 çay kaşığı yağ koy. Böyle bir şey yok. D. Bake the pizza in the oven. Fırında pizzayı pişir oluyor. Burada uymayan, adımlardan biri olmayan C şıkkı 7C. Pizzada enfes görünmüyor değil yani. Geldim 8. soruya. Which of the following is correct? According to the table above, yukarıdaki tabloya göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi diyor ki, the table below, aşağıdaki tablo shows Tony and his friends opinions about some free time activities. Hmm. Tony'nin ve arkadaşlarının bazı boş zaman aktiviteleriyle ilgili fikirlerini gösteriyormuş. Tamam mı? Yani sıfatlar var burada. Şimdi hangisi doğrudur diyor. A. Tony Prefer surfing on social media to meeting his friends. Tony'a e bakıyorum. Surfing on social media unbearable demiş. Yani tahammül edilemez demiş. Meeting friends ise awesome, müthiş demiş. Yani sosyal medyayı arkadaşlarla buluşmayı tercih etmiyor aslında. Arkadaşlarla buluşmayı sosyal medyaya tercih ediyor. O yüzden aşıklı yanlış ağa gitti. B Lee can't stand going to concert and surfing on social media. Lee konsere gitmeyi tahammül yani konsere gitmeyi ve sosyal medyada gezinmeyi sevmiyor, nefret ediyor yani o derece tahammülü yok. Hemen Lee'ye bakıyorum. Concert önce concerte bakalım. Going concert awesome demiş. Social medyaya da awesome demiş. Yani bunlara bayılıyor aslında B D yanlış. B de gitti. C'deyim. Daniel is more interested in cooking than meeting friends. Daniel e, yemek pişirmeye arkadaşlarla buluşmaktan daha ilgi gösteriyor demiş. Daniel'a bakıyorum. Meeting friends ridiculous. Gülünç yani olumsuz anlamda. Cooking trendy demiş. Yani moda. Bu zamanda diyor. E, evet o zaman uyuyor bu Daniel. Değil mi? Yemek pişirmeye daha ilgili. C şıkkı doğru. D'de Jane doesn't like surfing on social media and cooking. Jane diyor sosyal medyada ve yemek pişirmeyi ye, e, sevmiyor. Bakıyorum. Surfing on the me, social media trendi demiş. Cooking'e de trendy demiş. De trend demiş. Jane'e de bu de, uymuyor yani. Yanlış o yüzden. Doğru olan. Bizden de doğru istiyordu. C şıkkı. Geldim dokuzuncu soruma. Read the text and complete the sentence demiş. Metni oku ve cümleyi tamamla. Şimdi tom. nokta nokta dediğine göre yukarıdaki soru gibi yukarıdaki parçaya göre en uygun olanı bulacağız. Dear Sally, sevgili Sally, I have lots of passwords for my email accounts, my blog and many other websites. Diyor ki benim diyor bir sürü şifrem var diyor. E-mail hesaplarım için, blogum için, diğer web siteler için. I think I have about 10 or 20 different passwords. Bence diyor benim 10 ya da 20 tane farklı şifrem var. Unfortunately, maalesef, I sometimes forget some of them. Bunlardan bazılarını unutuyorum. I don't want to write them on paper. Bunları kağıda da yazmak istemiyorum. Because I can lose it. Çünkü kaybedebilirim. And someone can have all my passwords. Ve birisi de benim tüm şifrelerimi ele geçirebilir. I don't want to have the same password for everything. Her şey için de Aynı şifreyi sahip olmak istemiyorum. Because it can also be dangerous. Çünkü bu aynı zamanda tehlikeli de olabilir. I need your help. Yardımına ihtiyacım var. Tom. Evet. Tom'a göre bakalım. Takes a message about his blog from Sally. Sally'den blog ile ilgili bir mesaj almış. Hmm, hayır. A gitti. Has some problems about the internet safety. İnternet güvenliği ilgili bazı problemleri var. Hmm, diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz. Çünkü şifre güvenlikle alakalı. C. Suggest his friend to be careful on the internet. İnternette dikkatli olmasını arkadaşına öğütlüyor diyor, demiş. Hayır. C gitti. Gives Sally some ideas about internet habits. Bazı internet alışkanlıkları ile ilgili Sally'e fikirler veriyor. Hayır. Şimdi burada bir yardım istiyor. Yani bir problemi var değil mi? İnternet güvenliği ile alakalı. O yüzden burada cevabımız Bursa oluyor. Ve geldik Sakarya'nın sizler için hazırladığı son soruya. Bir yukarıda tablo var. Daisy's weekly menu demiş. Daisy'nin haftalık menüsü. Which of the following is not correct according to the menu above? Yukarıdaki menüye göre hangisi doğru değildir demiş. The food Daisy prefers on Wednesday is sweet. Daisy'nin çarşamba günü tercih ettiği yemek tatlıdır demiş. Apple pie var bakın. Doğru. B'de Daisy has breakfast for dinner once a week. Hmm. Daisy haftanın bir günü demiş. Bir kez. Akşam yemeğinde kahvaltı yapar. Hemen bakalım. Breakfast for dinner Friday'de var. Evet. Doğru. C. Cuma günü yapıyor bunu. Daisy eats white meat and vegetables on Tuesday. Hmm. Salı günleri demiş. Beyaz et ve sebze yer. Salı gününe bakıyorum. Barbecue, chicken, tomato salad. Yani salata yediği için vegetable diyebiliriz. Doğru. dedeyim. Daisy prefers steaming meat for dinner on Monday. Daisy pazartesi günü etini buharda pişirmeyi tercih eder demiş. Şimdi burada steak demiş ama nasıl pişirdiği ile alakalı bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. O yüzden e, D şıkkı burada yanlış. Çünkü hani steaming mi yapıyor, frying mi yapıyor, roasting mi yapıyor grilling mi yapıyor bununla ilgili bir bilgi yok yani bunu yukarıdaki tabloya bakarak menüye bakarak söyleyemem o yüzden D şıkkı yanlış e, oldu evet şimdi 10 soruyu da bitirdik umarım onda 10 yapmışsınızdır gençler e, bence yapılamayacak bir şey değildi e, eğer beğendiyseniz ve takip etmek isterseniz diğer sorulardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve takipte kalın gençler iyi çalışmalar diliyorum